HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Eleştirilerini de sıralayarak bir yandan seçim sonuçlarına ilişkin bir makaleyle birlikte partisinden de o karara ilişkin açıklamalar geldi. Bakalım neden bıraktı? Kendi elimizle ülkeyi tek adama teslim etmeyiz, edemeyiz. De ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Bireysel kararlara ve bireysel inisiyatiflerle bu dönem karşılamaz. Var olan yetersizlikler aşılamaz. Edirne cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisini de eleştirerek aktif siyaseti bıraktığını açıklamasının üzerine Yeşil Sol Parti'den açıklamalar arka arkaya geldi. Siyasetten emekli olunmaz. Dolayısıyla şu anki duygu haliyle böyle bir şey söylemiş. O siyaseti bırakmak istese de ne biz onu bırakırız ne de siyaset onu bırakır. Beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz. Ben ne HDP'den ne de herhangi bir görevden istifa ediyorum. Güncel, aktüel siyasete müdahil olmayacağımı ve bu çerçevede aktif politikayı bıraktığımı belirtiyorum. Seni başkan yaptırmayacağız. Örgütlü bir yapı yoktu. Parti içinde birçok genel merkez oluştu. Hepimizin yeniden düşünmesi gerekiyor. Seçim sürecinde eksiklik vardı. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de Demirtaş'ın partisine yönelik eleştirilerine destek verdi. Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, partisinin reddettiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Fakat bu önerim herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi gerekçesini halen bilmiyorum. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızda değerlendirilmedi. Kendisinin önerisi bir kadın cumhurbaşkanı adayıyla yola devam edilmesi yönünde bir önerisi vardı. Demirtaş'ın birinci turda HDP'nin de cumhurbaşkanı adayı çıkarma teklifi parti yönetimi tarafından kabul görmedi. Demirtaş'ın aktif siyaseti bırakma kararı parti içindeki tartışmayı daha da ilerletti. Şimdi i̇şte efendim, bu süreçte gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin siyasi elitleri yani elitlerinden kastım elit olmak için illaki efendim aristokrat soylu olmaya Türkiye'de yok ya zaten ee, ya da zengin olmaya gerek yok bu tarifin içinde benim yaptığım tarifin içinde Türkiye'nin siyasi elitleri var her bir siyasi hareketin partinin efendim bir siyasi eliti var Türkiye sahnesinin siyaset sahnesinin elitleri var filan. Onları yorumlayanların Böyle bir tanım içine girebileceğini düşünebiliyoruz bir yandan. Entelektüeller, akademisyenler falan filan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle entel dantel. Yorumlara bakıldığında anlaşılan şudur. Eleştiriye tahammül yoktur. Üstelik son derece de insaflı diyebileceğimiz eleştiriler. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı eleştiriler. Daha ötesini söyleyebilirdi. Daha bana kalırsa insaflı eleştiriler. Fakat buna bile tahammül yok. Belli. Bana sorarsanız neden bıraktı? Bence umutsuzluğa kapıldı. Buradan bir yere varamayız diye düşündü herhalde. Eleştirilerinin adreslerinde kimler, neler var? Muhalefet var, kendi partisi var. Kendi partisiyle bütün bu seçim dönemine şu ya da bu biçimde kullanılarak bir propaganda üretilmesine de yol açan kan dildenen o halt muhtemelen o rezil bölücü terör örgütünün efendim ne diyeyim elebaşıları bilmem neler Biraz daha yakından bakmak lazım. Bilhassa bizim entelektüellerimize çağrımdır. Bu süreçlere biraz daha yakından bakmak lazım. Eleştirilerin kendilerine yönelik kısımlarını o payı e, görmezden gelmesinler. Evet.